İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuzun, meclisimizin değerli meclis üyeleri, meclis başkan, grup başkan vekillerimiz, çok değerli milletvekilim, değerli belediye başkanlarımız, kurumumuzun değerli yöneticileri ve sevgili vatandaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz ülkemizin en kara günlerinden birisidir. Bu kara ve acı günde belki de en kanlı noktalarından birisi tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuzun önünde burada yaşanmıştır. Başta burada olmak üzere memleketimizin farklı noktalarında bu hain darbe girişimine karşı mücadele eden, müdahale eden, partili partisiz, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun karşı duran her vatandaşımızı buradan saygıyla selamlarken şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de minnet duyduğumuzu belirtmek isterim. Şunu söylemek lazım. Gazi meclisimizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütü ile karşı karşıya kalmıştık. Düşünün ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen meclisimizi zapt etmeye, ele geçirmeye kalkıştılar. Bu amaçla kurumlarımızı, değerlerimizi, vatandaşlarımızı hedef aldılar. Canice, hunharca suçlar işlediler. O gün az önce de ifade ettiğim gibi kahramanca direniş sergileyerek demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkan o günün o aziz milleti asil karakterini ortaya koymuş ve gerçekten önemli bir mücadele vermiştir. Yine az önce ifade ettiğim gibi 15 Temmuz her siyasi görüşten yurttaşımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Bu aslında güçlü bir demokrasi cephesidir. Ortak bir duygu ve iradeyle hareket ederek o günün darbecilerine de geçit vermemişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilen tüm partilerin ortak hareket etmeleri, darbeye karşı çok net bir tavır göstermeleri ve aynı şekilde aynı metinle bütün milletimize seslenmeleri de demokrasinin ne kadar zemininin sağlam olduğu ve milletimizin ne denli güçlü bir şekilde sahip çıktığının özetidir. Bunlar elbette tarihimiz açısından da bizler için de hem çok önemlidir hem de değerlidir. Ancak bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden de ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan, koşulların oluşmasında etkili olanlar, darbecilerin önünü açan, bir kısım politikaları uygulayan insanların gerekli öz eleştiri yapmadıklarını ve yaptıklarının sorumlulukları ile ilgili yeterince milletimize hesap vermediklerini düşünmekteyim. Hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz'un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yılın ürünüdür. Dolayısıyla o onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici bir güne, acı bir güne ve yüzlerce şehidimizin olduğu bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi devletin içerisine yayıldığını hepimiz biliyoruz. Bu süreç boyunca en yüksek makamlardan destek gördüğünü, övgü aldığını hepimiz gördük, yaşadık. Yıllarca bu konuda yapılan sayısız uyarı ve eleştirilere kulaklarını kapayanlar, asıl suçları bir yana bırakıp bunu açığa çıkaran insanlarla uğraştığını, zulüm çektirdiğini, hapse atıldığını, hatta ve hatta hayatlarını kaybettiklerini de hepimiz biliyoruz. Devlet içindeki bu hukuk dışı yapılanmaya dikkat çekenler, onunla mücadele edenler
çok büyük baskılar görmüştür. Cezalandırılmışlardır. Bugüne kadar bugün şehitlerimizi andığımız gibi o gün bu uyarıyı yapan insanların ve bu uyarıyı yaparken aynı zamanda zulüm çeken hatta hayatını kaybeden insanların da anılması, onlara minnet duyulması, hatta onlara zulüm çektirirken buna göz yumanların özür dilemesi gerekmektedir. Değerli hemşehrilerim, kıymetli katılımcılar, bugün aynı yanlışın farklı boyutlarının tekrarlanma niyetlerini ya da emarelerini görmekteyiz. İktidarı uyarıp eleştirenleri kolayca düşman ve terörist ilan eden akıl maalesef bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Bu ülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak bir an önce milletçe, memleketçe kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamakla yükümlüyüz. Bir an önce yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. Değerli dostlar, Hazreti Ali'nin bize emaneti, devletin dini adalettir sözü belki de dünya tarihi var oldukça en mühim tavsiyelerden birisidir. Ben özellikle ifade etmek isterim ki adaletin tesis olduğu kurulların ve kuralların kurumun her aşamasının adaletle düzen edildiği bir ortamda biz asla ve asla 15 Temmuz gibi günleri yaşamayız. Tabii ki ben bu talebi yalnızca bir vatandaş olarak değil, 15 Temmuz hain darbe girişiminde çalışanlar arasında şehit ve gaziler vermiş İstanbul Büyükşehir Belediye'nin başkanı olarak da dile getiriyorum. En kalpten duygularımla, en güçlü biçimde, en güçlü ifadelerle dile getiriyorum. Türkiye'yi milletin iradesinin üzerinde bir gücün olmadığı, özgür, demokratik ve kardeşçe yaşamın hakim olduğu bir ülke haline getirmek, 15 Temmuz'un kahramanlarına ve arkada resimlerini gördüğümüz hayatını kaybeden şehitlerimize, orada resmi olmayan bütün hayatını kaybeden şehitlerimize ve bu süreçte uyararak ne yazık ki zulüm görerek ölenlere borçlu olduğumuzu ifade etmek zorundayım. Sevgili hemşehrilerim, değerli katılımcılar, bu yönde devletimizi kurallarıyla, hukukun üstünlüğüyle, kurumlarının asaletiyle, kurumlara sızma girişimine hep birlikte dik durarak devletin liyakat esası üzerinden yönetilmesiyle bu memleketin ve bu milletin asla bir zümrenin baskısı altında olamayacağını ifade ederek 86 milyon insanımızın eşit hissedarı olduğu bu toprakları doya doya her vatan evladının eşit bir biçimde yaşadığı bir geleceği var etmekle yükümlüyüz. Bu görüşle ve bu bakışla 15 Temmuz şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İnancımızı kullanmak isteyenlere de hatırlatıyorum. Devletin dini adalettir. Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir, olamaz. Bu inançla hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizi birbirimize bağlayan kardeşlik köprülerinin sonsuza dek açık ve ayakta kalmasını diliyorum. Allah bize hiçbir zaman 15 Temmuz gibi günler yaşatmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Vatanına, devletine, bayrağına, inancına, Kur'an'ına, ezanına aşık olan, sevdalı olan bu aziz ve necip milleti bir an ezansız, vatansız, bayraksız bırakma Allah'ım. Allah'ım, kıyamet sabahına kadar bu topraklarda bir ve beraber olarak kardeşçe yaşamamızı nasip ve müyesser eyle. Bu anlamda bu milletin ferasetini ve cesaretini kıyamet sabahına kadar hain darbecilere, kötü niyetli, art niyetli olan insanlara karşı kullanmalarını, kullanmamızı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Sureti haktan görünerek inancımızı, mukaddes değerlerimizi, hayırlarımızı istismar eden şer odaklarına, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kast eden hain odaklara fırsat verme Allah'ım. Allah'ım, bu toprakların her bir karışını şehit kanıyla sulayarak bize vatan kılan, ta Malazgirt Meydan Muharebesi'nden, Alparslan Gazi'den, İstanbul'umuzun Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han
ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına rahmet eyle. Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da, Doğu'da hudut boylarında şehit olan kahraman güvenlik güçlerimize ve şühedaya da rahmet eyle. Özellikle bizler bugün 15 Temmuz'un 8. seneyi devriyesine bir araya geldik. Şehit verdiğimiz 251 vatandaşımıza rahmet eyle. Hasaten şu an huzurlarında bulunduğumuz Saraçhane ki darbenin en önemli duraklarından birisiydi. Burada abdestsiz bir şekilde şehit olmayayım diyerek süs havuzundan abdest alarak şehadete yürüyen Saraçhane şehitlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım şu dualarımızı kabul eyle. Geride kalan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Bir istiklal madalyası gibi göğüslerinde taşıdıkları, 15 Temmuz'da aldıkları yaralarla birlikte sağlık, sıhhat, afiyetle güzel bir ömrü kendilerine lütfeyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Ya Rabbi dualarımızı makbul eyle. Amin ya Mu'in. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Dualarımızın kabul olması dileğiyle Mustafa Demir hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma etkinliğimizin sonuna geldik. Şimdi panomuza karanfil bırakacağız. Değerli başkanlarımızı, yöneticilerimizi panomuza davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, değerli basın mensupları, Şehzadebaşı Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben 15 Temmuz şehitler anısına lokma dağıtılacaktır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.